Merhaba. Selamünaleyküm. Sayın Belediye Başkanı adayım Gökhan Kasap Başkanımız, Teşkilat Başkanımız, Meclis Üyesi aday adayımız Mehmet Şirin Çelik Başkanımız, siz değerli misafirler, bu başvuru toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sözü Meclis Üyesi adayımız Sayın Mehmet Şirin Başkanımıza arz ediyorum. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkan Adayım, Sayın Bilgisayar Dernek Başkanım Şahin Kurtulmuş ve siz değerli dostlarım, akrabalarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hep birlikte çıktığımız bu kutlu yolda her zaman yol yürümekten onur duyduğum Belediye Başkan Adayım Sayın Gökhan Başkan'a ve İlçe Başkanım Sayın Kurtulmuş'a teşekkür bir borç biliyorum. Değerli dostlarım, meclis üyeliği sadece bir görev değil. Aynı zamanda sizlere ve Zeytinburnu hemşehrilerimize bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinci olan bir birey olarak şeffaf, katılımcı, adil bir yönetim anlayışıyla çıktığımız bu yolda sizlerle beraber karar almayı ve yaşanabilir bir Zeytinburnu için yeniden Refah Partimizin meclis üyeliği başvurusu yapmış bulunmaktayım. Bu seçim sadece bir bireyin değil, hepimizin seçimi. Zeytinburnu'nun yarınları için hep birlikte çalışarak en iyi hizmeti üreterek daha yaşanabilir bir Zeytinburnu için hep birlikte burada bulunmaktayız. Bu vesileyle Zeytinburnu'nda tek dileğimiz büyük ve yaşanabilir bir Zeytinburnu arzulamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Yolumuz ve bahtımız açık olsun. 2024 yılı yerel seçimi Zeytinburnu, Zeytinburnu'nun yöneteceği bir seçim olması dileğiyle. Hepinize teşekkür ederim. Mehmet Çilin Çelik Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sözü Teşkilat Başkanımız Muzaffer Başkoş'a veriyorum. Buyurun başkanım. Esselamun Aleyküm. Sayın Belediye Başkanım, değerli meclis üyesi aday adayımız, değerli STK başkanlarım, kıymetli hazırım, hepiniz meclis üyesi başvuru programına hoş geldiniz. Tabii ilçe başkanımız Sayın Onur Dolat, normalde başvuru kabullerini ilçe başkanımız alıyor diyelim. Ama bugün sizlerden de dua bekliyoruz inşallah. Yeni doğan kıymetli evladının ciddi bir rahatsızlığı var. Ondan dolayı programa katılamadı. Hepinize selamları var. İnşallah dua edelim. Allah razı olsun hepinizden. Tabii Mehmet Şirin Çelik başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Bizlerin teşkilat mensupları olarak ortak ettiği bir dua var. Milli görüşte buluştuğumuz için önce elhamdülillah diyoruz. Sonrasında da Allah ayağımızı burada son nefesimize kadar sabit kılsın diyoruz. Tabii milli görüş nedir? Özellikle son günlerde milli Erbakan hocamın da ifadesiyle bir gün herkes milli görüşçü olacak sözü var. Şimdi son günlerde özellikle herkes milli görüşçü. Ama ben milli görüşü birkaç cümleyle izah edip, ifade edip ondan sonra da sözün sahibi başkanımıza sözü arz edeceğim inşallah. Tabii milli görüş faizin olmadığı, peygamberlerin davası dediğimiz paylaşımda, yönetimde, yargıda adaletin olduğu, Kudüs'ten İstanbul'a kadar, Konstantinye'ye kadar fetihlerin gerçekleştiği, arka planda büyük İslam birliğinin kurulduğu, ahlak maneviyat öncelikli siyasetin yapıldığı duruma biz milli görüş diyoruz. Şimdi paylaşımda, yönetimde, yargıda adalet dediğimiz, bugün Türkiye'mizde de, dünyada da eğer peygamberlerin davası dediğimiz paylaşımda, yargıda, yönetimde adalet olmuş olsa açlık olmaz değerli misafirlerimiz. Çünkü Cenab-ı Allah dünya nimetlerinin, bunların içinde en başta enerji, %60'ını Müslüman coğrafyasına vermiş. Ama bugün bakıyorsunuz ki Müslüman coğrafyasında
açlık var, birçoğunda sefalet var. O düzeyde olmayanların gelirleri Türkiye dahil olmak üzere maalesef yoksulluk ve açlık sınırının altında. Neden? Çünkü bu pastadan, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden eşit şekilde pay alamadığı için. Dolayısıyla da Erbakan iktidarında bizim iş bitirme belgemiz var dediğimiz 94-95 yılındaki o 8 aylık, 11 aylık iktidarında gösterdiği üzere inşallah paylaşımda adalet ilkesiyle işte yoksulluk ortadan kalkacak. Şimdi Büyük İslam Birliği askeri ve ekonomik olarak kurulduktan sonra Erbakan Hocam o 11 aylık iktidarında Halilye'ye nasıl Türk askerini, Türk barış gücünü gönderdi? 11 ay boyunca İsrail'den bırakın füzeyi bir tane kurşun atılmadı bu tarafa. Aynı şekilde Büyük İslam Birliği'ni kurduğumuz zaman değerli misafirlerimiz, dünyada Müslüman olmayan ülkeler dahil olmak üzere ezilenler, işte o adaletten onlar da faydalanacak. O eziyet, o zulüm, o işkence, o katliamlar son bulacak. Ama bunu tabii biz kürsülerden sadece söylem kırana biz bu düzeyde yapmıyoruz. Yapmadık da. Burası milli görüşün merkezi. Burası konuştuğunu yapan liderin, iktidarın olduğu yer. Yani genel başkanlarımız, eskiden bu tarafa kastederek söylüyorum. Erbakan konuşursa biliniz ki yapar. Maalesef dünya liderlerimiz başta olmak üzere diyelim, ülkemizde de maalesef içinde kınamaktan ileriye bu bağlamda gidemiyoruz. İşte paylaşımda yönetimde yardımda adaletten, Büyük İslam Birliği'nden, ahlak maneviyat öncelikli siyasetten bunları yerine getirdiğimiz zaman inşallah hem ülkemiz hem dünya adil düzene geçmiş olacak ve hepimiz refah içinde yaşamış olacağız. Değerli misafirlerimiz, işte bunların olabilmesi için inşallah biz kendi aramızda da bunun istişaresini yaptığımızda şunu söylüyoruz. Tarih tekerrürden ibarettir. Çünkü 96-95 seçimlerinin galibi 96 yılının iktidarının işaret fişeği 1994 yılında atıldı. 94 yılında belediyeleri kazandık. Akabinde gerçekleşen genel seçimlerde de iktidar geldi. Ve o günün şartlarında tek başına iktidar olmamasına rağmen bütçemiz ilk defa dış ticaret açığı düşmeye başladı. 5 milyar dolar düştü. İşte diğer İslam Birliği diyoruz. Bunun D8 İslam Birliği'nin ilk adımı atıldı. İşte İslam Barış Gücü diyoruz. Halliye Türk Askeri Gücü gönderdi. Yani saymakta şu an zamanı çok fazla almıyorum. Bitmeyecek hizmetler o gün yapıldı. Hala amcalarımız, teyzelerimiz arasında konuşulan bir söz var. Muhterem hocamız o gün öyle bir bu paylaşımda adalet ilkesiyle halkımıza maaş zammı yaptı ki %300 alarak teyzemiz maaşını çekiyor, bankadan çıkarken parayı sayıyor doğal olarak. Hani bir eksik fazla var mı diye bakıyor ki işte kapıdan çıkıncaya kadar say say bitmiyor, çok para var. Ya diyor kesin vezne bana bunu yanlış verdi, bunda bir yanlışlık var. Geri gidiyor vezneye diyor ki kızım diyor yanlış verdin. Tabii veznenin annemizin cevabı efsane. Yok diyor teyzeciğim yanlışlık yok. Bu diyor Erbakan'ın zammı. Niye? Çünkü bugün 7500 lira emekli maaşı alan emeklimiz eğer bugün başımıza bir Erbakan gelse o zammı aynı şekilde yapsa bir anda 30 bin lira alacak değerli misafirler. Yani siz inanabiliyor musunuz? Maaşı çektik 7500 lirayı ve çıkarken bir bakıyoruz elimizde 30 bin lira var. Yani insana hayal gibi geliyor. Aslında emin olun hayal değil, tamamen refah iktidarlarının bu normali. Peki nasıl olacak? Az önce ifade ettik. Faize milyar dolarları vermeyeceğiz. Biz halkımıza paylaşımda adalet dedik. Yerli milli kaynaklarımızla inşallah halkımıza bu kaynakları yönlendirdiğimiz zaman emekli maaşımız 30 bin lira da olur, 40 bin lira da olur. Bunlar kesinlikle olmayacak şeyler değil. Tabii az önce de ifade ettiğim gibi değerli misafirlerimiz, bu iktidarın işaret fişeğini
31 Mart seçimlerinde alacağımız oyla kazanacağımız belediyelerle evet yeniden refah, yeniden Erbakan geliyor mesajını vermemiz gerekiyor. Şimdi genelde tabii Zeytin bunlara değinerek ben sözlerimi tamamlayıp başkanımıza da sözü arz edeceğim. Genelde ise dün standta bir anekdot paylaşmak istiyorum. Tanımadığımız bir abiyle sohbet ediyoruz. Dedi ki nasıl görüyorsunuz? Hani böyle anketlere bakarız ya, bu doğal anket, organik bir anket. Direkt biz kendimiz vatandaşa soruyoruz. Süreci nasıl görüyorsunuz? Zeytinburnu sürecini. Biraz düşündü abimiz. Ya dedi, biz dedi CHP'yi üçüncü görüyoruz. Şimdi dedim, bizi nasıl görüyorsunuz? Siz dedi şu an birincisiniz ama yarışıyorsunuz diğer partiyle. Değerli misafirlerimiz, Allah'ın izniyle adayımız Zeytinburnu'nun has evladı dediğimiz doğma büyüme Zeytinburnu'ndu. Zeytinburnu'nda hizmetleriyle, duruşuyla kendisini kanıtlamış Gökhan Kasap Başkanımız. Meclis üyesi aday adaylarımız, Mehmet Şirin Çelik Başkanımız dahil olmak üzere birbirlerinden kıymetli, birbirlerinden değerli. Hepsinin ciddi bir kitlesi, camiası olan başkanlarımız. Görüyoruz ki arkalarında da tamamen kitleleri sonuna kadar desteğini burada gösteriyor, sahalarda da gösteriyor. İnşallah zafer kaçınılmaz. Onun için bizler 2028 iktidarının işaret bir şeyini, adımını Allah'ın izniyle Zeytinburnu Belediyesi'ne alarak atmış olacağız. İnşallah 2028'de de refah iktidarı Türkiye'ye gelmiş olacak. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Zafer Başkanı'na konuşmalarınız dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi belediye başkanımız Sayın Gökhan Kasap'ın mikrofonu arz ediyor. Saygıdeğer ilçe başkan vekilimiz. Şahin Kaçım. Saygıdeğer meclis üyesi aday adayı arkadaşlarımız. Çok kıymetli abilerimiz, Bitlisli ve Zeytinburnulu hemşerilerimiz. Mehmet Şirin Çelik kardeşimizin meclis üyeliği aday başvuru programında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sefalar getirdiniz. Aramızda camiamızın çok kıymetli abileri var. Bitlisler Dernek Başkanımız Sayın Şahin Kurtulmuş var. Hoş geldiniz. Hepinizi en kalbi saygılarımla, sevgilerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bitlis, kadim bir şehir. Tarihi 5000 ve 7000 yıl arası olduğu söyleniyor. Biraz şehirlerin tarihlerine meraklıyımdır. Burada kültür kokan, tarih kokan bir hava var. Medreseleri, kaleleri, hanları, çeşmeleri, bütün hepsi geçmiş çok uzun bir tarihi anlatıyor. Ve oranın evlatları Zeytinburnu'nda da çok güzel bir yer tutuyor. Yıllardan beri süren bir dostluğumuz var, arkadaşlığımız var. Bunun için de önce Rabbimize şükrediyorum, sonra Zeytinburnu'na da teşekkür ediyorum. Niye? Bizleri buluşturan yer Zeytinburnu. Sizler Bitlis'te, ben Giresunluyum. Mesela Giresun'da yaşasaydım, işte Muzaffer Başkanımız Çankırı'da yaşasaydı, bizler birbirimizi tanıyamayacaktık. İyi ki Zeytinburnu var, burada tanışmışız. Arkadaş olmuşuz, dost olmuşuz, hatta evlilikler vasıtasıyla akraba olmuşuz. Allah'a hamdolsun. Zeytinburnu belediye başkan adaylığı için gösterilen bir teveccüh neticesinde Yeniden Refah Partimizden önce ilçe başkanımız, sonra il başkanımız ve en nihayetinde de çok kıymetli genel başkanımız Muhammed Ali Fatih Erbakan Bey tarafından bir teklif aldık. Bunu değerlendirdik, kabul ettik ve daha sonra da biz de kabul gördük ve Zeytinburnu ilçemizin belediye başkan adayı olarak yola çıktık. 2 Aralık günü Sayın Genel Başkanımız tarafından adaylığımız ilan edildi. O gün bugün de çalışıyoruz. Yol arkadaşlarımız olarak
Zeytinburnu'nun has evlatlarını kadromuzda görmek için çaba sarf ediyoruz ve bizlere katıldıklarını görünce de çok mutlu oluyoruz. Çünkü bizim yola çıkma sebebimiz şuydu. Biz Zeytinburnluların sonuna kadar hak ettiği ama göremediği bir değeri onlara göstermek için bu yola çıktık. Bizim için Zeytinburnu çok kıymetli. Zeytinburnulu hemşehrilerimiz çok kıymetli. Her türlü saygıyı, sevgiyi, değeri hak ediyor. Biz bunu neyle göstereceğiz? Onların dertleriyle hemhal olmakla göstereceğiz. Onlara hizmet ederek, onların dualarını alarak göstereceğiz. Bizim tüm derdimiz Zeytinburnu'nda gerçekten güzel işler yapıp Zeytinburnu'nu daha konforlu, daha rahat, daha refah bir ilçe haline getirmek. Eğer bunu gerçekleştirirsek zaten bundan Rabbimiz de razı olacak, insanlar da razı olacak. Bu dünyadan hepimiz fariyiz, göçüp gideceğiz. Görevimiz bittiğinde veya bu dünyadan da göçüp gittiğimizde diyecekler ki Allah razı olsun, bak şöyle şöyle işleri yaptılar. Zeytinburnumuzun bütün sıkıntılarına, bütün meselelerine bizler vakıfız. Kadromuz bu işlere vakıf. İşte Mehmet Şirin Çelik kardeşimiz mesela beraber 5 sene meclis üyeliği yaptık. Belediyeciliği biliyor. Zeytinburnu'nda uzun yıllardan beri ailesiyle birlikte ikamet ettiği için Zeytinburnu'nu biliyor. Zeytinburnu'nun neye ihtiyacı var? Bunların hepsini biliyor. Zeytinburnu'muzun en önemli meselesi hepinizin malumu olduğu üzere %80 önemli kentsel dönüşümdür. Nedir bu yıllardan beri söylenen ama çok da ilerleme kaydedilemeyen kentsel dönüşüm? Yapı durumu kötü olan binaların sağlam binalarla değiştirilmesi. Kentsel dönüşüm dediğimiz mevzu bu. Kötü yapısı olan binalar yıkılacak, yerine yeni sağlam binalar yapılacak. Neden yapılamıyor bunca yıldır? Hep konuşuluyor ama yapılamıyor. Sebep şudur. Çok detaylandırılıyor. Devlet kurumları burada Zeytinburnu özelinde belediye elini taşın altına sokmaktan kaçınıyor. Bizler de diyoruz ki biz elimizi değil gövdemizi bu meselenin altına sokmalıyız. Aksi takdirde bizler de çözemeyiz. Ne yapacağız? Mesele basit. Burada emsali arttıracaksınız. Bir daire stoğu oluşturacaksınız. Bunlar satılacak ve yapılacak yeni binaların finansmanı sağlanacak. Aksi takdirde Zeytinburnu'muzda bunu gerçekleştirmek zor. Neden? Zeytinburnu'da yaşayan insanlarımızın ekonomik durumları belli. Yeni bir dairenin maliyetini karşılayacak durumda çoğu insanımız değil. Bundan dolayı biz bu finansmanı sağlamalıyız. Nasıl sağlayacağız biz bu finansmanı? Bunlarla ilgili uzmanlarla uzun zamandan beri görüşmelerimiz var. Yurt dışında uluslararası düşük maliyette sağlanacak fonlar var. Bu fonlardan faydalanacağız. Emsal artışlarını yerine getireceğiz. Ve vatandaşımızdan hiç para almadan bu işleri yapmaya çalışacağız. Oldu ki bazı adalarda bu mümkün değil. O zaman da en az parayı en uzun vadeyle en az maliyetle almaya çalışacağız. Ama burada sizi tabii teknik detaylara boğmayacağım. Bizim söylemek istediğimiz şudur. Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu'nun abisi konumundadır. Mülki amirlik olarak kaymakamlık en üst makam olsa da abi Zeytinburnu Belediyesi'dir. Herkese elini uzatmak durumundadır. Şöyle bir tavrımız asla olamaz. Bu bizim görevimiz değil. Kanunda belediyenin görevleri bellidir. Bu bizim sorumluluğumuzun dışında. Böyle bir şey yok. Zeytinburnu'nda kanayan bir yara varsa, sıkıntı çeken bir insanımız varsa o bizim sorumluluğumuzdadır. Biz o düşeni tutup kaldırmak zorundayız. Başka türlü olmaz. Bu meselede de insanlarımızı
müteahhitlerimizle muhatap etmeyeceğiz. Proje çiziminden iskan alımına kadar, insanlarımız dairelerine geçip yerleşinceye kadar sizin kalfanızda, ustanızda, müteahhitinizde biziz. Siz bizi tanıyacaksınız. Aksi takdirde bunu gerçekleştirme şansımız yoktur. Yani söylendiği gibi rıza gösterin, mutabakat sağlayın, müteahhidi bulun, gelin. Bu son derece yanlış bir tutumdur. Çünkü zaten vatandaş rıza göstermişse, mutabakat sağlamışsa, müteahhidi de bulmuşsa geriye bir şey kalmamış demek. O zaman burada bizim fonksiyonumuz ne? Sadece ruhsat vermek. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz sadece diyoruz ki biz sizin için ada ada Zeytinburnu'nun önce bir fotoğrafını çekeceğiz. Uzman kadrolarla teknik analizlerini yapacağız. Hangi adada ne yapabiliriz bunu ortaya çıkaracağız. Sonra size diyeceğiz ki burada böyle bir yol izleyeceğiz. Sizi böyle geçici olarak buralara taşıyacağız. Kira yöntemiyle veya başka bir evi olan varsa oralara taşınacaklar. Biz bunların projesini çizeceğiz, yapacağız, iskanını alacağız. Sonra da buyurun diyeceğiz. İlk öncelikle hedefimiz dediğim gibi Cenab-ı Allah inşallah nasip eder. Hiç para almadan bunları yapmaya çalışacağız. Veya en az parayı en az maliyetle en uzun sürede alarak bunu başaracağız. Daha sonraları sosyal yardımlarımız var. Aklımızda olan projelerimiz. Şimdi sosyal yardımlar günün durumlarına göre güncellenmelidir. Örneğin ben sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısıyken şöyle bir sistem belirlemiştim. Eve giren toplam gelirden kirayı düşüyorduk. Geriye kalan geliri hanedeki kişi sayısına bölüyorduk. Kişi başı gelir belirli bir seviyenin altındaysa kahvaltılıklı ve kuru gıdalı olan geniş yardım paketini hemşehrilerimize sunuyorduk. Eğer belirli bir seviyenin üstündeyse onlara işte sadece kuru gıda diye tabir edilen gıda maddelerinden oluşan paketi kendilerine sunmaya devam ediyorduk. Tabii şimdi şartlar değişti. Ekonomik koşullar şu anda kötü, ağır. İnsanlarımızın daha çok ihtiyacı var. İnsanlarımızın en zor ulaşabildiği gıda, et ve et ürünleri. Örneğin biz sosyal yardımlarımıza et ve et ürünlerini ekleyeceğiz. Çünkü herkesin çocuğunun bu ürünlerden faydalanma hakkı var. Herkesin çocuğu bu proteini, bu gıdayı almalıdır. Biz bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Özellikle Güneydoğu ve Doğu camiası insanlarımızın çok önem verdiği bir olay vardır. Cenazelerden sonra yapılan taziye. Taziye evlerimiz yetersiz. Biz inşallah her mahallede bir taziye evi oluşturacağız. Çünkü taziye gerçekten önemli bir olay. Yani bir insan girdiği zaman çok kez taziyelerinize katılmış bir kardeşimiz olarak bir Fatiha okunuyor. Oradaki insanlar 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi o anki kalabalık. Çıkarken tekrar Fatiha okunuyor. Dolayısıyla yüzlerce Fatiha'nın merhumun veya merhumenin ruhuna hediye edilmesi anlamına geliyor. Ben çok önemsiyorum taziye olayını ve inşallah taziye evlerini arttıracağımızı buradan taahhüt ediyorum. Genç kardeşlerimiz var burada. Şimdi bir grup var biliyorsunuz gençler. Böyle gördüğü zaman sokakta bir genç fikrini beyan ederse hemen diyor ki çıkar telefonuna bakayım. Biz telefona falan bakmayacağız. Telefon bizim meselemiz değil. Genç çocuk bir şeylerden feragat etmiş, özenmiş, yapmış. Bir de ihtiyaç. Yani mesela işte sosyal medya vesaire, e-mail, şu bu bir sürü şeyleri var. Hepimizin malumu. Bunların kullanılması için bu telefonlar ihtiyaç. Biz gençlerimizin iyi yetişmesine önem vereceğiz. Doğru ve ahlaklı bir yolda ilerlemesine önem vereceğiz. Cebindeki telefonu önemsemeyeceğiz. O mesele değil. Bir gencimiz uyuşturucu batağına düşmüşse, bu maddeleri kullanıyorsa bu bizim meselemizdir. Bu çocuğun tedavi ettirilmesi ve hayatına normal bir insan olarak, ailesine, vatanına faydalı bir insan olarak devam etmesi gerekmektedir. Peki nasıl yapacağız bunu? İlçemizde bu konularda hizmet veren hastanelerimiz var.
Biz onların, eğer ailenin durumu buna yetmiyorsa, biz inşallah buna yardımcı olacağız. Derdimiz tabii şudur. Uyuşturucu vatağına vesaire kötü alışkanlıklara çocuklarımızın düşmesini engellemek bizim öncelikli vazifemizdir. Ama Allah göstermesin. Herkesin evladı var. Ümmeti Muhammed'in çocuklarını Rabbim iyilerle, iyiliklerle ve iyi işlerle karşılaştırdı. Ama oldu ki böyle bir şeye düştü. Biz o çocuğumuzun kurtulması için anne babası nasıl hissediyorsa, nasıl çabalıyorsa aynı çabayı göstermek zorundayız ve göstereceğiz. Gençlerimize ne yapacağız? Dedim ya, Zeytinburnu Belediyesi abidir. Şimdi eğitim yardımları vesaire, bunlar zaten yapılacak. Şu anda da yapılıyor ama günün şartlarına göre bunları güncelleyeceğiz. Ve hükümetin emeklilere verdiği gibi bayram harçlığı vereceğiz. Kurban bayramı ve Ramazan bayramlarında gençlerimize bayram harçlıkları abilerinden, yani Zeytinburnu Belediyesi'nden olacak. Çünkü gençtir. Akrabalarını gezecek, büyüklerini gezecek, arkadaşlarla buluşacak. Biraz eğlenmek, dinlenmek onların da hakkı. İnşallah biz bunu gerçekleştirmeleri için elimizden gelen desteği vereceğiz. Hanımlarımız için hanım sohbet evleri açacağız. Nedir hanım sohbet evleri? Evlerde hanımlarımızın düzenlediği böyle toplantılar var. Bir araya geliyorlar, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar, sohbet ediyorlar. Ama evler küçük. Burada sıkıntı oluyor. Biz onlar için aynı ev şeklinde dizayn edilmiş hanım sohbet evleri yapacağız. Çay hizmetini biz vereceğiz. Burada sadece hanımlar hizmet edecek. Onlar sohbetlerini yapacaklar. Rahatlayacaklar, stresi atacaklar. Eve stressiz bir şekilde gelecekler. Erkekler de bize dua edecek inşallah. Bütün erkeklerden bu konuda hanımlardan daha çok destek alıyorum. Aynısını emeklilerimiz için de yapacağız. Emekli sohbet evleri. Çünkü belirli bir yaşın üzerindeki insanlarımız artık çalışmadığı için doğal olarak evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Evde vakit geçirmek devamlı sıkıntılı bir iş. Yani zor oluyor. Ev kahveye gitse olmuyor. Bir cami, bir ev. İşte bu arada biz ona dumansız bir saha oluşturacağız. Orada kitaplarını okuyacak. İsterse gazetesini okuyacak. Sohbet edecek. Orada ne isterlerse onu yapacaklar. Gene çaylar bizden. Artık kektir, börektir. Biz onlara karışamayız ama çay bizden. Garanti. Gençlerimiz için, yaşlılarımız için, engellilerimiz için, orta yaşlılarımız için önemli bir spor var. Nedir o? Yüzme. Yüzme havuzlarını biz görevdeyken Merkez Efendi ve Beştersiz'de yapmıştık. Şimdi de Sümer'de yapılıyor bir tane. Bu da çok güzel ama tabii yetersiz. Neresinde? Başka Sümer'de? Buz hokey tesisi var ya. Buz pisti, evet. Onun içinde yapıyorlar. Tabii güzel bir şey. Yapılan her şeyi takdir ederiz. Ama biz bunu çoğaltacağız. Zaten o zaman da niyetimiz çoğaltmaktı. Ama bu 5 senelik dönemde biraz ağır ilerledi o. Biz onu hızlı bir şekilde yapacağız. Çünkü bu çok önemli bir spor. Sağlık açısından da önemli. İnşallah bunu bütün tabanımıza yayacağız bu sporu. Tabii bu bir vaat anlatma, proje anlatma programı değil. Bu bir meclis üyesi başvuru programı. Mehmet Şirin Çelik kardeşimiz bizle her zaman olduğu gibi yol arkadaşı olmak istediğini burada beyan etmiştir. Sizler de amcaları, abileri, hemşerileri olarak, sivil toplum kuruluşları olarak burada ona destek verdiniz. Bizleri de onurlandırdınız. Sizleri görmekten son derece memnun olduk. Bundan dolayı sözlerimi burada nihayetlendireceğim. Rabbim sizi bizden, bizi de sizden ayırmasın. Amin. Birlik beraberliğimizi, dirlik dirayetimizi, sağlık ve sıhhatimizi bozmasın. Amin. Ülkemize güç kuvvet versin. Her türlü musibetlerden korusun. İslam coğrafyasına da inşallah rahatlayacağı günleri en kısa zamanda bahşetsin. Biz güçlü olursak ülke olarak, bize muhtaç olan, bizim gücümüze, kontrolümüze ihtiyacı olan tüm mazlum coğrafyaları da inşallah elinden tutup kaldıracağız. Bugünler yakındır. Çünkü
Merhum hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın da söylediği gibi iman varsa imkan vardır. Elhamdülillah bizler hepimiz imanlı insanlarız. Sizler mütedeyyin ve vatansever insanlarsınız. Ben hepinizi yakinen tanırım. Ondan dolayı biz bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Bir Zeytinburnu'nun has evladı olarak sizden ricam şudur. Sizleri büyük ailemiz olarak görüyoruz ve bize destek olun demiyoruz. Diyoruz ki Allah rızası için Zeytinburnu'nun bu has evladına ve has evlatlarına sahip. Ailemizden destek istemeyiz. Bize sahip çıkın deriz. Onun için bizleri bu yolda yalnız bırakmayın. Bu duygularla hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet olun diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Konuşmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanı Uyukan Kasap Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biliyorum hepinizin zamanından bu da herhalde maçtan dolayı olacak. Namaz inşallah. Allah kabul etsin. Başkanım, Mehmet Başkanımıza, Bitlis Camiası'na ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum bu adalet başvurusu. Ve toplu bir resimle inşallah kuramış olan nihayete ermiş olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.